Odaktan herkese merhabalar efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine bir başarı serüvenine odaklanacağız. Radyoculuk konuşacağız, dijital içerik üreticiliği konuşacağız Aslıhan Saraçoğlu'yla. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Hoş bulduk sevgili Selin. Ağırladığın için ayrıca teşekkürler. Ben de vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bugün sizinle aslında başlayan, radyoculukla başlayan kariyer hikayesine odaklanacağız ve tabii ki de evrilen, farklı bir boyuta ulaşan dijital içerik üreticiliği tarafınızla ilgili konuşacağız. Bunlarla ilgili tiyolar da alacağız. İzleyenlerimiz çok ve tabii ki hepsi de çok merak ediyorlar ama önce sizi tanımayanlar için Aslıhan Saraçoğlu kimdir diyelim, başlayalım sohbetimize. Şöyle söyleyeyim, özel radyolarda bayağı bir dönem program yapmış bir ismim öncelikle. Fakat tamamen tesadüf eseri başladık. Aslında bu hikayenin birazcık annemle de bağlantısı var. O bir ses sanatçısı olmak istiyordu. TRT'nin imtihanlarını falan beni sokmuştu hatta. Kendisi çocuklarını yetiştirmek için hani kariyerine ara verince bir anda biz de hani mikrofonun önünde kendimizi bulduk diyeyim. Hani o açıdan annemin bir hayalini esasen ben kendi adıma gerçekleştirmiş oluyorum. Hı hı. Ailen çok mutlu olur bunlardan, ben bahsettiğim zaman duygulanırdı, ayrı konu. Dolayısıyla özel radyolarda benim müzik bilgim ve aynı zamanda İngilizce bilgim olduğu için ilk etapta işte Metro FM'de çalışmaya başladık. Sonra Joy FM'de program yapmaya başladık. Sonra yolum Show Radyo'ya uzandı. Orada da zaten bir grup radyosu olduğu için Radyo 5 ve Radyo Viva gibi diğer içerikli radyolar da vardı. Orada görev yapmaya başladım hepsiyle beraber. Ve sonrasında da programımı bir tarzı oturtturmaya başladık. Çünkü ben kendim hani özel hayatımda da işte hani sergiye gitmeyi, tiyatro seyretmeyi, film seyretmeyi çok sevdiğim için, kitap okumayı çok sevdiğim için hani kendi okuduklarımı ya da gittiklerimi hani dinleyicilerime aktarmak istedim. Ve Aslıhan'la Dakikalar diye bir kültür sanat programı formatında programımızı oluşturduk. Ondan sonra da o şekilde devam etti. Fakat sonra işte artık gelişen hani ekonomik koşullarla da beraber yollarımızı ayırdık radyo ile ilgili olarak. Ve tamamen artık dijital mecra üzerinden bir takım şeyler hani üretmeye başladık. Kültür sanat alanında zaten çok fazla içerik üretenlerin sayısı birazcık daha düşük olduğu için ne kadar çok insana ben hani bu yapılanları, ülkemizde yapılan bu güzel işleri aktarabilirsem, anlatabilirsem, ne kadar çok insanı onlara çekebilirsek daha iyi olur diyerek böyle ben bir misyon kendi çapımda üstlendim ve bu şekilde de devam ediyorum şu aşamada. Detaylıca da dijital içeriklerinizle bunları takipçilerinize gösteriyorsunuz. Aslında bir yandan da kılavuz gibi bir şey oluyor. Bilmediğimiz bütün her şeyi. Evet, çok güzel söylediniz. Yani tek kişi üzerinden takip etmek, birine güvenip kültür sanat hareketlerini orada izlemek çok bence keyifli bir şey. İlgi alanınızla birlikte aslında kendi yönünüzü de bulmuşsunuz diyebiliriz bunun için. Evet, doğru söylüyorsun. Yani hani şöyle, insan yaptığı mesleği ne kadar çok severse enerjisi ona o kadar çok yansıyor ve yaptığı içerikleri, paylaşımlarında daha güzel olduğuna inanıyorum. Ve bunlara dediğiniz gibi hani güvenip, inanarak, takip eden insanlardan gelen etkileşimler, işte şurayı önermiştin, gittik, memnun kaldık. İşte o sergiye siz ne zaman gideceksiniz, biz de gelmek istiyoruz gibi böyle paylaşımlar oldukça, yorumlar oldukça bizi daha çok memnun eden şeyler bunlar. Çünkü dediğim gibi ne kadar çok insan, ne kadar çok etkiye ulaşırsak bizim için o kadar sevindirici. Hani ben işin her zaman hani bu yönünden yaklaşmaya çalışıyorum açıkçası. Burada da sanatın birleştirici gücü derler ya. Aslında sanat sizin onlarla tanışmanıza da bir vesile oluyor böylelikle. Evet, radyo programı yaparken zaten hani konuklarım da oluyordu. Sinema dünyasından, tiyatro dünyasından ya da yazarları ağırlıyorduk. Zaten orada sohbet ettikçe bir saat boyunca karşılıklı iletişime girmek ve hani bazen daha yeni ilk kitabı çıkmış bir yazarı ağırlıyorsunuz. Onun heyecanını almak ve hani onun daha çok okuyucuya hitap etmesi için yardımcı olabilmek bence çok hani nadide bir duygu olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. O yüzden dediğim gibi radyo benim için her zaman özel bir aşk olarak tabii ki devam edecek. Mikrofon aşkı ölmez. Hı-hı. Hani bir virüs gibi kanınıza bulaştığı zaman vazgeçemiyorsunuz diyebilirim. Ama bunun haricinde şu anda zaten sosyal medyanın ne kadar çok ön plana çıktığını bildiğimiz için
Buralardan da mesela ben aynı zamanda podcast da yapıyorum. Yani aslına bakarsanız radyonun biraz daha evrim geçirmiş başka bir departmanında ilerliyorum diyebilirim. O şekilde daha çok insana ulaşmak bence gayet keyifli. Hani buradan da bu tarz şeyleri yapmayı düşünenlere de ufak bir tüyo vermiş olayım evet, ben. Evet, çok güzel. Yani aslında birazcık yeni nesil olarak gelişime ayak uydurmak durumunda kalınıyor tabii ki de. Onlar da bunları takip etmesi gerekiyor. Biraz radyoculuğu konuşalım. Sonra dijital içerik üreticiliğine geçelim. Radyoculuğun belki çok klişe bir soru ama radyocu olmak isteyen çok fazla genç var. Ve aslında bence çok zor bir şey radyocu olmak. Tek yönden sadece konuşarak, anlatarak insanlara ulaşıyorsun ve gerçekten bir kitle oluşturuyorsun. İnsanlar seni gördüğünde tanımıyor ama sesine aşık oluyor gibi. Farklı bence bir aurası var radyoculuğun. Sizin için radyoculuk Selin'cim, nedir? Selin'cim çok güzel söyledin aura konusu. Şimdi artık sosyal medya çok kullanıldığı için dediğin espri, hani biz sizi kafamızda şöyle canlandırmıştık ama hani görünce daha farklısınız. Hani işte daha tombik, daha böyle yuvarlak yüz hatlarına sahip bir hani bayan olarak düşünmüştük deyip bir anda hani ters köşe olduk falan diyenler olabiliyor. Dediğim gibi o insanlarla karşılıklı bir araya gelip diyalog kurduğunuz zaman, biz mesela Türkiye turnesi falan yaptığımız zaman birçok şehri gezdik. Bir sürü dinleyicimizle karşı karşıya geldik ve onların bize hani geri dönüşleri, anlattıkları bizi mutlu ediyor. Çünkü dediğin önemli, mikrofondan kime ulaştığımızı biz aslında bilmiyoruz. O günkü ruh halinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çaldığımız şarkılarla ve bahsettiğimiz konularla eğer onun gününde, kötü geçen gününde bu ufak gün ışığını arttırabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hı hı. Bu açıdan hani bir kamera karşısına çıkıp televizyon karşısında konuşmak tıpkı senin yaptığın gibi çok daha farklı. Burada hani birebir iletişim kurmak çok zor. Canlı yayın yapıp telefonla bağlantı alabilirsen evet okey, ki arada onları da yapıyorduk. O zaman hani karşı tarafın neler düşündüğü, neler hissettiği. Yani ben her zaman programların ve içeriğin de olsun, keza şu anda yaptığım hani dijital mecra içeriklerini de düşünürsek, her zaman insanların hani içindeki pozitif duyguyu yükseltelim, mutlu olabilecekleri şeylere yönlendirelim diye düşünüyorum. Bu açıdan hani radyoculuk gerçekten bana kattıkları çok fazla, ama iletişim fakültesinden bize staja gelen tabii birçok genç oluyordu. Onlara her zaman önerdiğimiz öncelikle bir mikrofonun karşısına geçip konuşmak kolay bir şey değil. Hani ben şu anda evet akıcı konuşuyorum ama ilk başlarda ne konuşacağım, ne anlatacağım diye önüme hani yazıyordu. Ki takılmamak adına. Hı hı. Sonra ne kadar çok pratik yaparsanız, ne kadar çok konuşursanız ve ne kadar çok anonslara kendinizi adapte ederseniz zaten hani su gibi akıp gidiyor derler ya, o kıvama ulaşıyorsunuz. Yani illaki iletişim mezunu olmak da belki şart değil. Çünkü benim yolculuğum çok daha farklı bir şekilde başladı. Hı hı. Ama şöyle de bir durum var. Düşündükleri zaman eğer gerçekten müzikle ilgililerse, bir şeyleri anlatmayı seviyorlarsa ve bunu düzgün bir Türkçeyle, düzgün bir diksiyonla başarabileceklerine inanıyorlarsa, radyoculuk muhakkak denemeleri gereken bir sektör olduğunu ben düşünüyorum medyanın bir parçası olarak da. Hı hı. Şunu merak ediyorum. Diyelim ki radyocu olma hayali var birinin ama konuşma yeteneği çok iyi değil. Gerçekten eğitim alınarak radyocu olabilirler mi? Bunu başaranlar oldu ama başaramayanlar da oldu. Onu zaten yola çıktığınız zaman belli bir kısmında anlayacaksınızdır. Hı hı. Mesela şöyle bir durum var. Fransızca bir şarkı anonsunu yapıyorduk biz. Sonra hemen bir dinleyiciden telefon geldi. Yalnız çok kötü dedi, bunu dedi lanse ettiniz. Öyle değil, şöyle okuyacaktınız falan dedi. Biz dedik ki yani zaten dedi şey yapmanız lazım, şöyle bahsetmeniz lazım, böyle bahsetmeniz lazım diye. Kendi hani müzikal bilgisiyle beraber bizi birazcık çaktırmadan hani hafiften bir ezme çabası oldu. Biz de dedik ki efendim sizi ağırlayalım, sizin hani bu konuyla ilgili de bilginiz var. Stüdyomuzda ufak bir kayıt da alalım arzu ederseniz. Hem de bu işin de nasıl olduğunu görürsünüz. Çünkü insanlar dinledikleri zaman ya da seyrettikleri zaman bir işin aslında arka planında tam olarak neler olduğunu bilmedikleri için çok kolay bir şekilde eleştirebiliyorlar. Hı hı. Geldi. Buyurun dedik ve kayıt, hani canlı yayın falan söz konusu değil radyoculukta, öyle bir şey var, canlı yayın yaptın yani ağzından çıkanın bir daha geri dönüşü yok. Kayıt olarak aldık stüdyoya ve mikrofon açıldı, buyurun efendim anlatın dedik, kaldı. Evet.
olay burada bitiyor. Aslında evet, çok zor. Yani eleştiri yapmadan önce bahsettiğiniz gibi arka planında işte verilen emeğin veya işte olması gereken yetkinliğin ne olduğunu bilmeyince çok rahat eleştirebiliyoruz. Ama gerçekten yani emeğe saygı nedeniyle bile aslında daha eleştirileri dikkatli yapmakta evet fayda var kesinlikle. Dijital içerik kısmına geçelim yavaş yavaş. İlk şimdi kültür sanat sizin ilgi alanınızdı ve radyoda da bu programı yaptığınız bu temayla. Ama sosyal medyada ilk paylaşım yapma fikri, işte ilk yaptığınız paylaşım, o serüven nasıl başladı, ne gibi tepkiler aldınız merak aslında ediyorum. Aslında radyodayken başladı ondan sonra. Sonrasında da devamını getirmeye başladık. Çünkü hani bir sergiye gidiyorsun, sanatçıların bir sürü eserleri var. Hani onlardan kısa bir video ya da işte hani görselleri paylaşacak ve orada zaten hani basın toplantısı olduğu zaman sanatçılarla da birebir konuşup sohbet etme imkanına sahipsin. Oradan aldığın bilgileri yazarak, altına ekleyerek ve işte şu tarihe kadar gidip şurada ziyaret edebilirsiniz. Yani bu sadece sergi haricinde işte hani festivaller, konserler, hani birçok şey, içerik var. Hani kültür sanat deyince gerçekten yelpaze çok geniş ve filmler de özellikle son dönemde benim açımdan zaten tam bir hani sinema sever bir hani isim olarak da filmleri de seyretmeye başladığımız zaman, orada da galalarına katıldığımız zaman, işte yönetmenleriyle röportaj yapma imkanına kavuştuğumuz için bu içerikler yavaş yavaş oluşturulmaya başlayınca herkes, ay işte çok samimi bir tarzın var, ne kadar güzel anlatıyorsun, hani beğeniyoruz ve de çok da pozitif bir tarzın var diyen de var bu arada. Hani ya, çoğunluk çok... Ya o film o kadar da iyi değildi ama birazcık daha hani kötüleseydin falanlar var. Ve herkesin genelde sorduğu, şimdi ben buraya gideceğim mesela, bu filmi seyredeceğim ama vereceğim bilet parasına değecek mi? Mesela bunun da tartışmaları sürüyor hali hazırda. Evet, o kitabı alacağım ama keyif alabilecek miyim? Şimdi bütüne hitap ettiğiniz zaman herkes sizin beğendiğinizi beğenmeyebilir. Ben o yüzden biraz daha genel çerçeveden çıkıp hani evet burada böyle kötü taraflar olmuş olabilir ama işin bir de bu tarafına bakarsanız daha çok keyif alabilirsiniz diye bazen karşılaştırmalar yapıyorum. Bir de en çok sevdiğim olay mesela özellikle filmle ilgili bir video, Reels video mesela içerik oluşturduğum zaman muhakkak tabii hani geçmiş deneyimimden de kaynaklı şarkılardan da muhakkak oraya not alıyoruz. İşte şu sahnede çalan şarkı şu diye. Mesela bu çok beğeniliyor şu aşamada. Ay süper. Aslında bir izleyici bu bilinçle izlemiyor. Biraz tüketici tarafı olduğu için hani kültür sanat ilgi alakası olan insanlar tabii ki daha farklı yönde değerlendiriyor filmi izlerken ama herhangi bir izleyici bu detayları atlıyor. Neydi hatırlamıyor vesaire. Bir yandan da düşününce o filmin tanıtımını yapıyor gibi bir şey oluyorsunuz. Ya evet. Evet, hiç dikkatimi çekmemişti. Bu varmış ya da işte neydi orada çalan şarkı, bulamayacakları şeyleri aslında bir kılavuz gibi sizden de görebiliyorlar. Yani şimdi insanların hani dediğiniz doğru, hani bir filme gittiği zaman, bir sinema salonuna gittiği zaman tüketim alışkanlıkları halkın genel üzerinden düşünürseniz gittiği zaman işte o filmin süresinin ne kadar sürdüğü. Çünkü genelde afişe bakıp karar veren hani bir kitlemiz de var. Ona göre hani o kimler oynuyor ve konunun içeriğinden birazcık bahsetmek lazım ki insan gittiği zaman a bir dakika ben böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi karşımda hani salonda yarım bırakıp da filmi hani çıkmasınlar diye. Süresi bir numaralı bilgi olmak üzere. Konusu iki numaralı bilgi olmak üzere. Üçüncüsü bir after credit tabir ettiğimiz, yani mesela film bitti an herkes bir toparlanır çıkar. Bunu da engellemek lazım çünkü bazen çok güzel sahneler ekleniyor filmin bütünlüğüne. Hani daha anlam katabilecek. Onları da söylüyoruz. Sakın çıkmayın yazılar çıktıktan sonra. Başka sahneler de gelecek. Ve şarkılarda hani dediğim gibi benim de hani müzik sever bir hani isim olduğum için onları da ekliyoruz ki o işte hemen şazamlamakla uğraşmasın salonda diye. Çıkışta ona göre de listesine eklesin, dinlesin diye. Çok konforlu bir hal alıyor sizin sayenizde o zaman izleyiciler için. Çünkü çok fazla içerik üreten var Selin'cim. Hani birazcık da onların biraz hani daha farklı olması gerektiğini ben düşünüyorum. Sinan fotografik açıdan da birçok anlatan isim var ama ben dediğim gibi birazcık daha böyle halka inen, onların daha çok merak ettikleri neleri yakalayabilir, hangi isimler var, o isimler daha önce hangi filmlerde oynamıştı gibi böyle güzel doneler vererek daha çok hani kitleye hitap etmeyi planlıyorum. O şekilde de ilerliyoruz bakalım. Evet, onların da dikkatini işte bence bu şekilde çekiyor olabilir. Hani samimiyetten bahsediyorlar ya, şimdi sinematografik bir eleştiri onlar için
çok abartı veya çok derin veya işte anlamayacakları bir şey olabilir ama halkın kendi beğenisine yönelik bu bilgileri paylaşmak hem onların ilgi alanları, evet, bu daha anlaşılır hale geliyor. Bence bir yandan da bu kadar detay vermek onların izleyici fikrini bile değiştirebiliyor. Daha bilinçli bir izler kitle oluşturulabilir bence bu içeriklerle. O yüzden bu noktada da sinema noktasında da katkı sunabilir içerikleriniz. Sinema eleştirmenliğini sormak istiyorum. Şimdi kendi yorumlarınızı yapıyorsunuz filmi izledikten sonra diyelim. Evet, kültür sanat influencerı diyoruz. Müzeler var, her şey var ama sinema bu son dönem ağırlıklı olarak. Sinema eleştirmenliğini nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten eleştirilen bir sinema izler kitleyi ciddi oranda etkileyebiliyor mu sizce? Şimdi şöyle bir durum var. Biraz evvel de senin söylediğin gibi Sevincim, yani bu işin arkasında büyük emekler var. O emekleri fazla yadsımamak lazım. Özellikle yerli filmler söz konusu olduğunda eleştiri çıtası çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ve şöyle de bir durum var, yani sektörün duayen isimleri var. Yani Attila Dorsay gibi mesela bir insanla biz basın toplantısına gidip de o filmi seyrettiğimiz zaman zaten onun yanında hani bir yorum yapmaya da insan birazcık böyle bir şey yapıyor. Fakat şöyle bir durum var. Onlar biraz daha belli bir yaşın üstüne hitap eden kitle oldukları için, biz daha genç nesle hitap eden bir kitle olduğumuz için onların fark etmediklerini ön plana çıkartarak ve evet, senaryoda bazen çoğu kez problem olabiliyor, klişeler olabiliyor ama genel olarak geriye bakıp da düşündüğümüz zaman Hollywood sektörü olsun, Yeşilçam olsun, zaten artık yapılabilecek birçok şey yapıldı. Bazı şeyler evet tekrar giriyor, klişeler tabir ettikleri şeyler olabiliyor ama burada senaryonun akışı ve o hani sekansın nasıl çekildiği ve oyunculuğun orada bize anlatmaya çalıştığı şeyleri daha dikkatli bir gözlemleyerek, mesela biz bazen sabah basın gösteriminde seyrediyoruz, akşam gala içinde gidiyoruz. Mesela ilk filmde, ilk anda fark etmediğimiz bazı şeyler ikincisinde de fark edip ona göre daha detay vererek de bazı şeyleri anlatabiliyoruz. Ki hani şu sahnede şuna dikkat edin diye belirtebilelim. Yani bu tip şeyler önemli olduğunu ben düşünüyorum. Ve izleyiciyi de tabii ki en azından hani bilen kişilerin eleştirileri etkiliyordur, farklı bir bakış açısı katıyordur. Peki şunu sormak istiyorum. Gerçekten ciddi oranda böyle eleştirdiğiniz filmi sosyal medyada bu açıklıkla anlatabiliyor musunuz? Bir filtre var mı? Filtre dediğim gibi ben yine de çok pozitif davrandığımı düşünüyorum. Onunla ilgili de hani eleştiri oluyor. Yok canım, sen de çok hani tatlı anlatıyorsun. Birazcık daha şey, filmin o kısmı da kötü değil miydi? Evet, o kısmı da kötüydü ama güzel olan bir de şöyle tarafı vardı deyince, ha evet sen de haklısın falan deniliyor yani. O açıdan öyle. Ama bazen hani inanılmaz derecede görsel efektlere boğulan filmler var. Özellikle onlarda bazen bazı sahneler çok çiğ durabiliyor, rahatsız edebiliyor. Ya da tamam, okey, film çok güzel ama hani nasıl diyeyim, yardımcı roldeki oyuncu o kadar kötü oynuyor ki hani ah keşke senin burada ne işin vardı dediğin zamanlar ve hani bunu anlatmaya çalıştığımız anlarda oluyor. Çünkü ben genelde içeriği oluştururken filmi hemen seyrettikten sonra sıcağı sıcağına anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü hani daha doğal bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. O heyecanı da yansıtmak amaçlı. Ama genelde altına da esas hani anlatma kısmında değil, yazılı kısımda da onu şey olarak belirtiyorum işte. Hani şurası daha iyi olsaymış, iyiymiş. Şuradaki hani aksiyon sahnesi çok rayına oturmamış, hikayede şu eksiklikler kalmış diye tabii ki belirtiyoruz. Şunu sormak istiyorum ek olarak o zaman bu konunun devamında. Şimdi sinema eleştirmenliği noktasında sizin içerikleriniz belki içerik üreticilerine ilham olabilir ve bu yönde sinema ile ilgili bir şeyler yapmak isteyebilirler. Onlar bu eleştiri kısmında nelere dikkat etmeli? Aslında gerçekten bir sinema filmini eleştiren kişinin yetkinlikleri neler olmalı? Belki bir uyarı olur ona göre insanlarda. Şimdi ben bir dolu sinemaya içerik oluşturuyorum. Hem yazı olarak hem dediğim gibi video olarak. Bunun haricinde podcast var. Dijital platformlarda da hani oynayan diziler, filmlerle ilgili oraya da bir şey yapıyorum. Number One Radyo'da canlı yayına çıkıp bu hafta sonu vizyona girecek şunlar diye anlatıyorum. Ve genel olarak düşündüğümüz zaman bütün bunları oluştururken bakmaları gereken konu öncelikle gerçekten çok iyi bir sinema seyircisi olmaları lazım. Yani bu geçmiş dönemden hani işte
bunu seyretmeden ölme denilen hani 100 film listesinden muhakkak birçoğunu seyretmiş olmaları lazım. Aynı zamanda yönetmenlerin hayat hikayelerini okurlarsa, oyuncuların da geçmişlerinde hangisi eğitim almış, hangisi ne yollardan geçerek buralara gelmiş diye kendilerini bilgilendirirlerse çok daha iyi olur. Özellikle mesela benim o konuda biraz halen eksiğim var, onu işte tamamlamak istiyorum. Teknik konularda da hani renk paletinden tutun çekim açılarına kadar bu konularda da kendilerini geliştirirlerse, o zaman bir film seyrettikleri zaman, ha bu sahneyi işte bilmem ne filminden çalmışlar ya da biz bu senaryoyu şu filmde de zaten benzerini seyretmiştik diyebilecek kadar kendilerini etkin hissedeceklerdir diye düşünüyorum. Evet, aslında eleştiri yapabilmek için aslında altyapının dolu olması gerekiyor diyebiliriz. Yani daha yüzeysel bir izleyicinin bir eleştirisi aslında emek konusunda da birazcık negatif etkiye sahip olabilir. Altyapısı sağlam olan kişilerin eleştirileri de tabii ki de gerçekten bir eleştiri olarak belki o filmi yaratıcılarını bile olumlu yönde etkileyebilir diyebiliriz. Evet. İçerikleriniz yine sinema özelinde yaptığınız eleştiriler takipçilerinizi ne kadar etkiliyor ve yönlendiriyor sizce? Nasıl dönüşler var merak ediyorum. Şimdi bazen tabii Aslan abla o kadar tavsiye ettin gittik berbat film çıktı falan diyen oluyor. İşte orada da sıkıntı hani okey seni bir sürü takip eden hani merak eden insanlar var. Özelden de çok yazanlar var. İşte hani bu hafta sonu hangi filme gidelim neyi tavsiye edersin? Ama güzel. Ben kişinin hani ne beklentisinin olduğuyla ilgili bir bilgilendirme almam lazım ki mesela karşımda konuştuğum kişi romantik komedi hastasıdır. Şimdi ben bu kişiye kalkıp da dram filmi tavsiye etsem ay bu ne diyecek sonuçta. Kesinlikle. Aksiyon hastasıdır. Aa sana işte git hani romantik film seyret ya da komedi film seyret demek de olmaz. Ve genelde de düşününce hani son dönemde açıkçası birazcık daha böyle komedi öğelerinin daha ön plana çıktığı, bunun aksiyonla karıştırıldığı işte filmler, işte romantizmin yine komedi öğeleriyle karıştırıldığı, insanların böyle gittiği zaman daha çok böyle bir gülerek, keyif olarak çıktığı filmleri tercih etmeye başladıklarını gözlemlediğim için hani genelde o tarz üzerinden gidiyorum ama standartta soruyorum. Neleri seviyorsun? Bana onu söyle. Ben sana ona göre tavsiyede bulunayım diye. Evet, bu etkiliyor mu? Çok mesela çok popüler bir film özelinde onlara o filmi tavsiye etme gibi veya o filme insanlar çok popüler olan bir filme gitmek istiyor ama ilgi alanının tamamen şimdi dışında. Şimdi şöyle bir durum bunun var. Bunun birazcık reklam anlamında da hani çok fazla öne çıkıyor ya. İnsanları da popüler yönlendirebiliyor. Popüler filmleri hani film şirketleri zaten hani belli bir parayı verip başka influencer'lar, sosyal medya içeriği sağlayan insanlara zaten hani onların reklamlarını yaptırtıyorlar dediğiniz gibi. Hani kendi kitleleri üzerinden de ulaşılsın diye onlara özel gösterimler falan da yaptırıyorlar. Ama işte dediğin gibi o kitle onun seyircisi mi? Onu iyi bir tahlil etmek lazım dolayısıyla. Aynı zamanda şimdi hani korku filmi önerirsin ama hiç alakası yoktur. Ondan sonra da çok korktum, filmi yarım bırakıp çıktım denilebilir. Yani o çok ince bir çizgi aslında. Ona çok dikkat etmek lazım. Ve hani bu konuda yönlendirme yaptığım zaman dediğim gibi ben karşı tarafın birazcık daha tam olarak neyi sevdiğini ya da daha önce kendi mesela şu filmleri sevdim dediği zaman ona göre önerimi yapayım. Ve genel olarak ben gittiğim hani bütün seyrettiğim filmlerle ilgili ufak da olsa bir hani içerik üretmeye çalışıyorum. Çünkü her zaman senin de dediğin gibi blockbuster tabir edilen hani çok fazla sükse yapan oyuncuların oynadığı hani muhteşem yönetmenlerin imza attığı hani bu hafta işte örnek vereceğim işte Tom Cruise'un Mission Impossible filmi vizyona girecek. Oo herkes oraya gidiyor. John Wick son film. Oo herkes oraya gidiyor. Tamam ama o dönemde vizyona giren başka filmler de var. O açıdan ben bağımsız filmlere de hani yol açıp onlardan da bahsetmeyi hani festival seyircisinin de festivalde bilet bulup kaçırdıysa eğer yakalayamadığı filmlerden de bahsetmek istiyorum. İşte o yüzden hani podcast olsun işte hani canlı yayın yaptığımız işte hani radyoya çıkıp vizyondakilerden bahsettiğimiz zaman ben skalamı daha geniş tutmaya çalışıyorum. Yani evet zaten o filmden herkes bahsedecek Tom Cruise'un filminden. Ama bu arada bunlar da vizyonda. Eğer isterseniz bu tarzı seviyorsanız bunlara da gidebilirsiniz diye seçenek şeylerini, şanslarını, opsiyonlarını arttırmayı hedefliyorum. Evet belki de o yüzden takip ediyorlar. Çünkü popülariteyi zaten popüler olan bir şeyi Instagram'da sürekli görüyoruz. Karşımıza çıkıyor. Ama arka planda kalan pek çok şey oluyor. Onları öne çıkaranlar asıl bizim dikkatimizi çekiyor. Belki de bu yüzden etkileşim ve erişim noktasında hesabımız dediğin daha çok kuvvetli. Dediğin çok doğru. Devam bağımsız
Bazı filmler üzerinden mesela çok fazla yorum geliyor. Soruyorlar işte siz seyretmişsiniz basın gösteriminde. Çünkü biz cuma günü film vizyona giriyor. Biz pazartesi, salı ya da bilemediğiniz çarşamba filmi seyretmiş oluyoruz zaten. İçerik kafamızda oluşuyor. Dolayısıyla herkes öncesinden bir soran da var yani. İşte şu filmi çok merakla bekliyorduk. Festivalde seyredememiştik. Hani vizyona girecek. Ay nasıl, siz beğendiniz mi falan diye. Öyle ufak ufak tüyolar vermeye devam ediyoruz. Özelden diyeceğim. Hani biraz DM'den konuşuyoruz gibi oluyor. Ama altta da yorumlarda da öyle buluşmalar oluyor tabii güzel. Ki. Yorumlarınızı da önemsiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani bu içeriklerinizin gerçekten samimi olduğuna ve tabii ki size güvendiklerine karşılık oluyor. Peki biraz da onların beklentileri, içerik beklentileri sizin de ürettiğiniz içerikleri yönlendiriyor diyebilir miyiz? İçeriğin kalitesini nasıl yorumlarsınız? Mesela çekim anlamında birazcık burada içerik üreticiliği kısmına geçelim. Kalitesiz bir görüntü ama çok dolu bir içerik. Bunun şimdi kıstası doğru nedir? Sosyal medya üretimi söz konusu olduğu zaman zaten hani sana hani program öncesinde de çok kısa bahsettiğim gibi algoritmada inanılmaz değişiklikler var. Yani ürettiğiniz içeriğin eğer 3. ve 5. saniyede birileri yakaladığını tahmin etmeniz lazım. Ona göre o hani kancayı çekip gel bana bu videoyu sonuna kadar seyret demeniz lazım. Ama oluşturulan videolar süre açısından hani ben genel olarak bir bilgi vereyim. Bir dakikanın altında kalırsa bilemediniz 1,5 dakika olursa hani bir filmi anlatmanız açısından mantıklı. Altına da orada anlatamadığınız ama hani bazı detaylar vermek istediğiniz kısımları ekleyebilirsiniz. İyi olur. Ama her zaman için hani açılış, bahsettiğiniz o ilk cümle her zaman daha çok popüler. Önemli. Orada yakalandı, yakalandı. Çünkü dediğiniz gibi ne kadar çok etkileşim olursa mesela hani 20'li yaş grubundan daha fazla etkileşim, daha fazla like, beğeni alıyoruz, daha fazla yorum gelebiliyor. Onlar daha hızlı paylaşım yapabiliyorlar. Ama 30 yaş yukarısı beğense bile hani bununla ilgili etkileşime geçmekte biraz daha geri kalabiliyor. Dolayısıyla hem onlara da hitap edecek kullandığınız hani dil açısından hem de diğer yaş grubuna da hitap edecek şekilde en azından yazısal manada. Ama çoğunluk hani yazıyı mesela bir eleştiri yazıyor ama diyor orada diyor ondan bahsetmemişsin diyor. Hayatım aşağıda yazıda yazıyor ama bak sen de onu okumamışsın diye. Hani böyle şeylerde sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Dediğiniz gibi çok hızlı bir tüketim var. O hızlı tüketimde de hani neyi ne kadar hızlı bir şekilde yakalayabilirsiniz, günceli ne kadar sıkı takip edebilirseniz o kadar iyi açıkçası. Kesinlikle. Çok öne çıkan bir içeriğin benzerlerini üretmeye başlayınca hiç dikkat çekmeye bir hal alabiliyor. Yani aslında çok fazla kıstas değişiyor Instagram içerisinde. Yani tek bir yönde de çok öne çıkacak diye inandığın içerikler bir anda yani şöyle söyleyebiliriz. Şimdi dediğimiz gibi hani filmi seyredip eleştiren çok fazla kişi var. O zaman hani ben farklı olarak ne anlatabilirim? Nelerden bahsedebilirim? Ya da o filmde neye dikkat çekebilirim? Film bazında söylüyorum. Ya da kitap okuyor. O kitaptaki bir cümle üzerinden hani hayalini anlatırsa mesela bir şeyle birleştirirse görsel olarak bunu videosunda desteklerse yani sayfaları çevirmekle bitmeyecek olay. Ve hani o kelime üzerinden kendi yorumunu da katarak anlatırsa insanlara dediğim gibi ne kadar farklı içerik üretilebilirse, ne kadar farklı bir şekilde o kitabı yorumlayabilirse daha çok kitlesi yavaş yavaş artmaya başlayacaktır. İlk başlarda her zaman o iş o kadar kolay olmuyor tabii ki. Belli bir standarda oturtmak lazım. O standardın dediğiniz gibi hani çekim açısından işte hani mikrofon ses kalitesi birçok hani donesi var farklılığı sağlayan. Onları da düzgün bir kaliteyle hani daha da iyi olacak şekilde ilerletebilirsiniz. Hani büyük bir çoğunluk mesela bana şey diyor, neden hani stüdyoda çekim yapmıyorsun. Ama işte dediğim gibi ben o canlılığı, o doğallığı orada hemen yani şeyde fuaye alanında çekerek anlatınca daha iyi yakaladığımı düşünüyorum. Ve hani onunla ilgili eleştiriler de geldiği kadar daha çok beğeni de geliyor. Çünkü sıcağı sıcağına hemen anlattın. Arkanda özellikle hani oyuncular da olduğu zaman bakın o da var, bu da var diye böyle tatlı bir şekilde giriş yaptığın zaman dediğim gibi geri dönüşü biraz daha hızlı oluyormuş gibi hissediyorum. Bu arada bir takipçi olarak söyleyeyim. Ben de o fuaye alanındaki çekilen videoları daha çok beğeniyorum. Çünkü yani bir stüdyoda oturup çekim yapmakla orada o atmosferde olmak, orada sıcağı sıcağını anlatmak bence çok daha farklı yani daha etkili. Ve burada altında da emek var yani oraya kadar gitmek, orada bulunmak ve orada bu video için vakit ayırmak. Yani içerik üretmek çok kolay değil. Gerçekten vakit gerektiriyor ve siz buna vakit ayırıyorsunuz
takipçilere doğru ulaşsın veya işte aynı etkiyi yaratsın sizde diye. Bence bu çok güzel bir paylaşımcı niyetle yapılabilecek bir şey. Bu yüzden bunu da belki değerlendirirler. Son olarak artık yayınımızın sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş evet, çok hızlı geçti. Hayır, hiç öyle radyocu değil. Olunca zaten o fuayede bahsettiğin olay da hani radyocu olunca geçmiş hani mikrofon deneyimlerini çok rahat bir şekilde aktarabiliyorsun. Çok fazla takılmadan akıcı bir şekilde de filmi anlatma imkanı var. Süper. O da bir avantaj olarak hani bizi buradan takip edip hani meraklılarına da bir mini dipnot eklemiş olayım. Kesinlikle yani hitap çok önemli ve su gibi anlatan biri olunca da onu izliyorsun, onun verdiği mesajı da alıyorsun. Belki bu içerik kalitesini de çok etkileyen bir şey olacak. Eğer bu yönde içerik üretmek isteyenler bu noktada da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor diyorum. Son olarak şunu soracaktım. Şimdi bazen videoda şundan bahsetmemişsiniz ama dediğiniz noktada hani aşağıda yorumda görüyorsunuz ya. Burada takipçi iletişimi ve etkileşimi çok önemli ve sizin onlara verdiğiniz iletişim şekli de önemli. İletişim stratejisi takipçilerle nasıl olmalı? Kısa bir tüyo daha alalım bununla ilgili. Şimdi şöyle çok sert yorumlar yapıyorlar. Bayağı. Dolayısıyla ona yani sen o sırada zaten hani bir bazı şeye moralin bozulmuş olabilir o sırada. Ya da sen de belki çıkardığın içeriğin çok daha iyi olabileceğini düşünmüşken ama hani zaman kısıtlaması ve hani ortam şartları yüzünden hani bunu daha hızlı bir şekilde ortaya koyduğun için bazen çok memnun olmamış olabilirsin. Bir eleştiri geldiği zaman ve sert şekilde eleştiriyorlar. Yani ben o kısmı aslında çok beğenmiyorum. Ama gayet tatlı bir şekilde evet sizin haklı olduğunuz şu konu var ama bu açıdan baktınız mı diye açıklama yapmak durumunda hissediyorum kendimi. Anlatmak lazım bu arada. Yani tamam ben cevap vermek zorunda değilim. Birçok kişinin cevap verme, geç, sil yorumu falan diyorlar. Ondan sonra ama anlatmak lazım. Çünkü bundan sonra benim yine videolarıma denk düştüğü zaman en azından onu bilerek seyredecek. Ona göre yorum yapacak. Dediğim gibi hani alttaki yazıya da o zaman bakacak. Aslında. Yani o yüzden o hani etkileşimi, o diyaloğu başlatmak lazım. Bu arada şöyle de bir durum var. Hani insanlar kendilerini belli açıdan önemsenmek, hani önemli, benim fikrim, benim yorumumu birileri dikkate alıyor, hissiyatını vermek de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüz şartlarında hayat o kadar hızlı akıyor. Dijital platformlarda paylaşılan şeyler o kadar hızlı tüketiliyor ki bir es verip sizin o kişiye bir cevap vermeniz onun nezdinde önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Anlaşamasanız bile. Hani aynı fikirde, aynı payda da buluşamasanız bile. O yüzden hani ben kendi adıma hani buna dikkat edip cevap vermeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bazen anlaşıyoruz, bazen anlaşamıyoruz. Ama vakit ayırıyorsunuz. Ama evet, bence önemli. Evet. Çünkü o samimiyeti de bu şekilde dijital mecradan başka insanlara yansıttığın zaman senin hani nasıl bir insan olduğunu bilerek de sana gelmeye başlıyorlar. Bu da önemli. Kesinlikle. Şimdi birkaç fenomenle daha röportaj yaptık. Şimdi içerik üreticisi diyeyim hatta onlar için. Onlar da hep böyle hedef yani hesabım büyüdükçe o kadar çok fazla yorum ve mesaj gelmeye başladı ki hiçbirine yetişemez oldum. Eskiden ufak tefek gelen yorumlara hemen gülücük atar dönerdim ama artık dönemiyorum. Ve olumsuz noktada da bu arada çok çok negatif yorumlar aldığımda gerçekten motivasyon çok düşüyor. Çoğu arkadaşım niye cevap atıyorsun? Atma. İşte iletişim kurma diyor ama ben hani bir insanın hayatına dokunmayı seviyorum diye. Aynı sizin gibi aslında hepsi bir şekilde takipçileriyle iletişime geçiyorlar. Ve bence bir takipçi için o kişiye bakışı da değişebiliyor. Orada bir hakarette bulunuyor. Hiç düşünmeden hani kalp kıracağını veya bir motivasyon düşüreceğini düşünmeden. Ama cevap aldığında mahcup oluyor. Ve dediğiniz gibi hani o bakışı değişiyor artık o kişiye karşı. Bu nedenle bence de etkileşim kurmak çok değerli ve tabii ki de siz de buna vakit ayırıyorsanız değer veriyorsunuz takipçilerinize demektir. Onlar için de bu çok güzel bir şey bence. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Rica ederim Sevincim. Takip etmeye devam edeceğiz sizi. Tavsiyelerinizi yakından takip edeceğiz. Umarım çok güzel kitlelere ulaşırsınız. İnşallah. Vermek istediğiniz mesajları verirsiniz. Daha da fazla olsun. Benim de temennim o yani. Daha fazla takipçi, daha fazla beğeni. Bunlar önemli şu aşamada. Ne kadar çok insana oluşursak o kadar güzel olur diye düşünüyorum. Belki hani şu anda bu kaydı dinleyip de kendi yöntemini belirleyecek, ona göre hani bu yolda ilerlemek isteyecek gençlere de bir nebze yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Yani çok güzel bence yön verici mesajlar verdiniz. Ağzınıza sağlık diyorum ve nice başarılar diliyorum. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
Evet efendim, Odak'ta bu haftanın sonuna geldik. Dijital içerik üreticisi, aynı zamanda eski radyocu, aynı zamanda devam da ediyor bu arada çalışmalarına. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aslan Saraçoğlu ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere, hoşça kalın.